Günaydın değerli izleyiciler. Hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Cumartesi sabahına oldukça yoğun ve ağır bir gündemle giriyoruz. Son bir haftadır üst üste meydana gelen terör saldırıları sonrasında sabaha karşı ve uzun saatler boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eş zamanlı olarak hem Irak'ta hem Suriye'de hava harekatları, hava operasyonları vardı. Çok sayıda uçak katıldı. Bu bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz, sizlere duyuracağız. Bu eş zamanlı operasyonlarda ilk defa iki farklı ülkede sürdürülen operasyonlarda, hava operasyonlarında bir taraftan IŞİD hedefleri, diğer taraftan PKK'ya ait hedefler vuruldu. Diğer taraftan başka gelişmeler de var. PKK'nın biri polis olmak üzere çok sayıda kişiyi kaçırdığı haberleri geldi. Bütün bu gelişmelerin yanı sıra haberdar olmak isteyen vatandaşlar da sosyal medyayı kullanarak acaba neler oluyor diye, gazete ve televizyonların yanı sıra sosyal medyaya bakmak isteyen vatandaşlar da Facebook, Google, Twitter gibi mecralarda yavaşlama gördüler. Dün geceden bu yana zaman zaman aksayan, zaman zaman girilemeyen ve yavaşlayan bir mecra olduğunu da internet üzerinden hemen hatırlatalım. Bütün bu sıcak gelişmeleri bugün bu konuları çok yakından takip eden bir akademisyenle, Profesör Doktor Deniz Ülker'i bu anla konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden. Gazete haberlerine bir bakalım. Bugün bütün gazetelerde, birinci sayfalarda, manşetlerde devam etmekte olan operasyonlar geniş bir şekilde yer alıyor. Gazete haberlerinin ardından devam edelim. Hemen gazetelerin birinci sayfalarından aktarmak istiyorum. Bu arada son gelişmeyi haber vermek istiyorum. Silopi'de 15 işçinin PKK tarafından kaçırıldığı haberi var. Bir de polisin daha önce kaçırıldığı bilgisini vermiştim. Dolayısıyla o bölgede de sıcak gelişmeler var. Bu arada Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Hakkari seferi operasyonlar sebebiyle, yani o bölgenin notamlanmış olması sebebiyle, hava operasyonları nedeniyle yapılamadı. O bilgiyi de hemen hatırlatalım. Sıcak ve önemli gelişmeler var. Gazetelere nasıl yansıdı bu operasyon haberleri? Dün gün boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde IŞİD, DHKPC ve PKK'ya yönelik operasyonlar yapıldı. Hürriyet gazetesi "Önce o alındı" manşetiyle bugün çıktı. Türkiye genelinde sabaha karşı devam eden operasyonda, ki son yılların en büyük operasyonuydu, IŞİD'in İstanbul sorumlusu Halis Bayancuk gözaltına alındı. Burada fotoğrafı da var. Hemen diğer gazeteye bakalım. Milliyet gazetesinde hem IŞİD'e hem PKK'ya yaşanan terör saldırılarının ardından tarihi bir karar alındı ve Türk jetleri Suriye'deki IŞİD hedefleriyle Kuzey Irak'taki PKK kamplarını 24 saat içinde vurdu. Bu arada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliği sürecinin gelişmekte olduğunu ve İncirlik Üssü'nün bu operasyonlarda kullanılacağını hemen hatırlatalım. Yeni Şafak'ta "Bu daha başlangıç" manşeti var. İç güvenlik yasası dün fiilen uygulandı ve operasyonlar yurdun farklı bölgelerinde başladı. F-16'lar IŞİD ve PKK'yı vurdu diyor gazete. Bu arada Star gazetesinde "Yıldıramazsınız" manşeti var. Bütün bir sayfa boyunca dün Star gazetesine zaman ayarlı bomba konuldu. Hedef Star çalışanlarıydı. Geçmiş olsun diyelim Star medya grubuna ve tabii bu saldırıları, buna benzer saldırıları ve saldırı girişimlerini kınıyoruz. Hangi medya kuruluşuna, hangi sivil hedefe olursa olsun terör nereden gelirse gelsin şiddetle ve mutlaka kınanmalı diyoruz. Vatan gazetesine baktığımda "Önce IŞİD sonra PKK başlığını görüyorum. Sür manşetinde "Çığırından çıktı" açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın çözüm sürecini istismar ettiğini söyledi. "Bu iş çığırından çıkmış durumdaydı" dedi ve operasyonların kesintisiz bir şekilde süreceğini söyledi. Hakan Fidan'la yaptığı bir görüşme vardı Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarıyla. "IŞİD hücrelerini tek tek polise bildirdim. Bir şey yapılmadı" diyen bir babanın ızdırabı var. Bir özel haber Zaman gazetesinde. Bir güne bakıyorum. Soli Özel yapılan bir röportaj var. Hemen onun altında operasyona getirilen bir eleştiri. "Böyle çorba operasyon görülmedi. Ortaya karışık operasyon" başlığıyla veriyor Bir Gün gazetesi. Sabaha bakıyorum. "DAEŞ'ten sonra PKK'da vuruldu. Türkiye'de kaos isteyen DAEŞ, PKK ve DHKPC'ye topyekün darbe." Ve Posta gazetesinin bugün birinci sayfasında Anadolu Ajansı'nın
çarpıcı bir fotoğrafıyla beraber, yaklaşık yarım sayfa, tam sayfaya yakın bir fotoğrafla, bitti bitiyor derken, bitecek derken terörün yeniden çok saldırgan bir şekilde Türkiye'yi hedef almaya başladığını yazıyor gazete. Şehit olan askerler, polisler, hayatını kaybeden vatandaşlar, bu arada hayatını kaybedenlere, şehit olanlara bir kere daha Allah'tan rahmet dileyelim. Türkiye'nin başı sağ olsun, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Sözcü gazetesinde oylar gitti, açılım bitti başlığı var bugün manşetten verilen haberde. Tarafa bakalım, IŞİD'e kara harekatı kapıda diyor. Acaba bir kara harekatı olur mu soruları gündeme geliyordu. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın açıklamaları bugün Taraf gazetesinde manşette. Son iki gazeteyle beraber hemen Deniz Ülke Arıboğan'ın görüşlerine geçeceğiz. Bugünkü konuğumuz, yurtta savaş başlığı var. Polisten çifte standart diyor, bir eleştiri getirmiş operasyonun bazı bölümlerine Cumhuriyet gazetesi. TSK uçaklarının Suriye ve Kuzey Irak'ta bombalamalar yaptığını, emniyetin de içeride cephe genişlettiğini söylüyor gazete. Son olarak da Habertürk'e bakıyorum. Eş bombardıman başlığı var. Bir taraftan IŞİD'e, diğer taraftan PKK'ya, Kuzey Irak'taki hedefler Metina, Zap, Avaşin, Hakuk, Kandil, Gare vurulan noktalar arasında, Çukurca'nın hemen güneyinde, Cerablus ve Azaz bölgesinde de IŞİD'in daha önce belirlenmiş olan hedeflerine saldırılar düzenlendi. Evet, durum böyle, oldukça sıcak ve önemli bir hafta geçiriyor Türkiye. Dört bir taraftan terör saldırıları, operasyonlar ve önümüzdeki günlerdeki sıcak gelişmeleri bugün konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Taş bir şey söylüyor, masanın karşı tarafındaki başbakan ve ekibi başka şeyler söylüyorlar ve sürekli iyi polis kötü polis oynanıyor. Yasa dışı yollarla dinleniyor olabilir miyiz hala Sayın Bakan? Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından hayır. Türkiye'nin geleceği için MHP ve HDP'liler bir araya gelip bir görüşme yapabilirler mi? Böyle bir zemin yaratır mısınız? Yani buna ihtiyaç duyarsa yaparız tabii ki. Cemaatin amacı ne, hedefi ne? Orduyu ortadan kaldırmak. Nitekim başarılı da oldu. Herhangi bir kişinin işten attırılması konusunda patronajla, bir patron makamıyla bir herhangi bir doğrudan veya dolaylı bir bağlantınız oldu mu? Bir hiç olmadı. Yani ben neredeyse artık tanıdığım gazeteci arkadaşlarım bile telefonlarına çıkmıyorum ki bir müdahale gibi algılanmasın. Başkanlık sistemi olur mu? İhtiyaç var mı? Olmaz. Ya onun canı başkan olmak istiyor birilerinin. Hayırlı olsun. O nasıl olsa çöker ilerdi. Kaldırmaz Türkiye. O sistem başkanlık sistemi çöker. Evet. Kaldırmaz mı? Kaldırmaz kardeşim. Ne yaptı? Ne başkanı ya? Siyaseten onu yok etmeyi düşünmüştüm. Gerek kalmadı. Bu arsaları verdi. Ondan sonra da Tayyip Bey'den zılgıtı yiyince onları iptal etmeye çalıştı. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına gittikten sonra karışıklık, yani kafa karışıklığı içine girdiğini gözlemliyorum. Güç mü kaybetti AK Parti? Evet, kaybediyor. Fethullah Gülen adam olsa çıkıp bana inanmış bir tane adam içeri alınsa atlar ilk uçakla gelirim. Bakın, erdemli bir adam gelir, o hukuksuzluğa karşı göğsünü siper eder. 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmalarını yahut operasyonunu ya da diyelim ben o kanaatte değilim ama darbe teşebbüsünün önünü kesmek için. Bir darbe teşebbüsünün olmadığını mı düşünüyorsunuz? Şimdi bir hukukçu olarak benim bu darbe teşebbüsüdür diye siyasi söylem olabilir. Ama hukukçu olarak buna bir darbe teşebbüsü hükmünü verebilmem için benim ceza kanunun aradığı, usul kanunun aradığı delilleri görmem lazım. Azrail Amerika'da dolaşıyor fakat ölüler Türkiye'de çıkıyor, yani değil mi? Ekonomik krizin üst merkezi Amerika ama Amerika'dan çok daha vurulmuş olan ekonomi biziz. Kamuoyu araştırması yapalım. Buradan 2 puan, 3 puan yüksek çıktık. Hadi seçime gidelim diye bir haleti ruhu içinde asla olmayız. Eğer küçük hesapları yaparsanız millet de sizi küçük hesapların partisi olarak görür. Diyarbakır bombalarını kim koymuş olabilir gibi bir şey var. HDP'yi kim barajı geçirtmek istiyorsa veya eğer HDP'nin o dönemde kamuoyu yoklamalarında oyu barajın altında ise bunu kim geçirtmek istiyorsa o bombaları o koymuştur. CHP'nin MHP Genel Başkanı, MHP'ye başbakanlık teklif etmesine vahvahdır.
Efendim yeniden hoş geldiniz. Deniz Ülke Arıboğan, Profesör Doktor Sayın Arıboğan konuğumuz. Siz de hoş geldiniz hocam. İstanbul Üniversitesi, şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Çok önemli konular var. Çok sıcak bir gündemin ortasındayız. Çok soru var. Yüzlerce soru ortaya çıkabilir. Sosyal medyadan da. Gerçi sosyal medya dedim ama. Bir yavaşlatma var herhalde. Dünden bu yana sebebini bilmediğimiz bir yavaşlama var. Yani sebebini biliyoruz aslında. Ne oluyor size göre? Ne tahmin ediyorsunuz? Yani tabii operasyonlar sürdüğü için bir takım sosyal medya ortamında oluşacak tahriklere karşı falan herhalde bir yavaşlatma uyguluyorlar gibi düşünüyorum. Çünkü hepsi birden aynı anda bloke olunca Google'da bu tür şeyler da, Facebook'ta da, Twitter'da da girişte sorunlar var. Şimdi IŞİD'e operasyonlarda geç mi kalındı? Çözüm süreci bitti mi? Türkiye'nin başı daha bir belaya girdi mi? Ciddi bir sorunla mı karşılaştık? Yoksa operasyonlar başladığı için teröre karşı belli bir ön alınabilir mi gibi onlarca soru var. Bir genel değerlendirme yapalım. Şu an nasıl bir riskle karşı karşıya Türkiye? Şimdi aslına bakarsanız arazi bir şöyle değerlendirmeye çalıştığımızda bir takım çelişkiler görüyoruz. Yani aynı anda hem içeride hem dışarıda başlatılan bir şey var. Yani önce içeriği güvenliğe alır sonra dışarıya gidersiniz. Ya da dışarıdayken içeriği karıştırmazsınız falan normalde. Fakat ikisi birden aynı anda yapılıyor. Aynı anda iki birbiriyle çatışan gruba karşı operasyon yapılıyor. Ve baktığınız zaman IŞİD'den yana mısınız, PKK'dan yana mısınız, Türkiye ne yapmak istiyor? Bunlar anlaşılamıyor gibi görünüyor. Yani biraz karışık gibi görünüyor ortam. Onun için bunun arkasındaki mantığı çözmeye çalışmak lazım. Yani çünkü elimizdeki enformasyon da sınırlı. Benim düşünceme göre bir süredir zaten IŞİD'le Türkiye'nin ciddi açılan bir mesafesi var. Yani IŞİD ilk başlarda AK Parti hükümeti tarafından Suriye'deki o kaotik ortamda hem Esad rejimine karşı kullanılacak bir araç olarak düşünüldü, hem de Kürtlerin orada bir tampon ülke haline gelmesini engelleyecek bir araç olarak düşünüldü ve Sünni Arapların askeri yapısı, ordusu olarak düşünüldü anladığım kadarıyla. Bunun dışında Türkiye'nin özellikle sınır bölgesini çatışmadan bir miktar olsun uzaklaştırabilmek için oradaki Türkmenlere, Özgür Suriye ordusuna, hatta belki El Nusra'ya silah aktarımının yapılmış olabileceğini de düşünüyorum. Fakat IŞİD birkaç sene içerisinde bir anda oradaki küçük marjinal bir örgütten bütün sistemi kaplayan bir şemsiyeye, bir üst markaya dönüşünce ve bütün o El Nusra, aşiretler, Saddam'ın eski generalleri, ordusu altına giriverince IŞİD'in, Türkiye'nin ittifak içerisinde olduğu yapılarda bir anda IŞİD şemsiyesinin altında kaldı. Ve bu Türkiye'yi IŞİD'le ilişkisi olan bir ülke konumuna soktu. Bundan mesafe almaya çalıştıkça da Türkiye'nin daha giderek artan bir riskle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Çünkü IŞİD'in eylem alanı özü itibariyle İslam coğrafyası. Yani bu El-Kaide'den farklı bir yapı. El-Kaide'nin uzantısı olarak kurulmakla birlikte onun cihat algısı El-Kaide'nin cihat algısından farklı olarak gayrimüslimlere, yani Müslüman olmayanlara yönelik bir şey değil. El-Kaide biliyorsunuz Afganistan'da kurulduğunda Taliban yönetiminin de yakınlarında, yamacında Rus işgaline karşı mücadele eden bir yapıdaydı. Sonra Amerika'ya, Avrupa'ya, İspanya'ya bombalıyor. Taliban'ı mı kastediyorsunuz? Tabii El-Kaide'yi kastediyorum. Yani ilk başlarda El-Kaide oradan çıktığı için. Evet. Ondan sonra Avrupa'da bakıyorsunuz İngiltere'de eylem yaptılar, İspanya'da yaptılar, İstanbul'da yaptılar, Rusya'da yaptılar. Daha ziyade dışarıya doğru cihatı algıladılar ve kafir olarak tanımladığı dış dünyayla bir cihat ortamında yüzleştiler. IŞİD'e baktığınız zaman IŞİD'in çok fazla gayrimüslimlerle problemi yok. Yani kendi coğrafyasında yakaladığı yabancılara, gazetecilere yönelik tavır alıyor. Onu da genelde yabancı savaşçılar yapıyor. Yani İngiliz vatandaşı falan Müslümanların yaptığı söyleniyor. Ama esas olarak IŞİD Mısır'da, Afganistan'da, Libya'da, baktığınız zaman Suudi Arabistan'da, Irak, Suriye bu bölgede esas olarak aktivitesini sürdürüyor. Kuzey Afrika'ya doğru da yayılma eğilimi var. Türkiye henüz IŞİD açısından bir cihat alanı olarak tanımlanmış durumda değildi. IŞİD de Türkiye'nin böyle bir mücadeleye girmesi halinde dengelerin değişeceğini bildiği için IŞİD de Türkiye'ye karşı mesafeli bir pozisyondaydı. Şimdi giderek bu mesafe açılmaya başladı, bir uçuruma dönüşmeye başladı. Türkiye Kobani'den sonra özellikle IŞİD'le mücadelesini çok net bir biçimde hem uluslararası kamuoyundaki algısını değiştirmek bakımından hem de iç dengelerini kurtarabilmek bakımından çok net olarak ortaya koymak zorunda kaldı. Ve karşılıklı olarak önce IŞİD'in Türkiye'deki yönetimi,
suçlamaya başlamasıyla başladı bu olay. Arkasından da Türkiye'nin operasyonlarına doğru dönüştü. Suruç'tan sonra da Cumhurbaşkanı ile ilgili hatta bir IŞİD dergisinde değil mi? IŞİD'in bu bütün bu özetten sonra Türkiye'de yeni ve kanlı eylemler yapabileceğini tahmin ediyor musunuz? Tabii. Yani bu tür örgütler yapabilirler. Yani ama bunun bir bedeli olduğu ve bir misillemesi olduğu için bunun stratejisinin nasıl gelişeceğini şu anda çok fazla öngörmek mümkün değil. Şimdi Türkiye şunu yapıyor. IŞİD'le mücadele etmesi gerektiği ortada. Hem içinde IŞİD bir kere. Türkiye'nin sadece dışarıda olan bir durum değil. Türkiye'nin içinde IŞİD var. Türkiye kendi vatandaşlarından sempatizanları var. Eylemciler var. Zaten oraya gidip savaşan Türk vatandaşları var. Yani her gün şehitler geliyor. Yani onların bakış açısıyla bir taraftan cihat için giden Müslümanlar var. Bir taraftan Kürt çocuklar var. PYD'li olarak oraya gidenler. Sempatizanların sayısının çok olduğunu düşünüyor musunuz? IŞİD'e yönelik sempatisi olanlar. Nüfusa baktığınız zaman çok düşük olan bir şey bile bizimki gibi bir nüfusta bir 10 bin kişilik kitle Türkiye'nin altın üstüne getirebilir. Yani ve üstelik bunlar cihatçı, intihar bombacısı falan gibi kendisini Allah yoluna adamış insanlar olarak tanımlıyorlarsa ve bu yaptıklarının kendilerini cennete taşıyacağına inanıyorsa en tehlikeli terörist grup bunlardır. Yani terör literatüründe bu, yani bu tip dini inançlarla, kimisi kıyametçidir, apokaliptik inançlarla işte dünyada kıyameti getirmek falan gibi amaçlı olan dünyada farklı Hristiyan örgütler var, Japonya'da örgütler var. Bunlardan ve dini örgütlerden çok korkarlar terör literatürünü çalışanlar. Şimdi IŞİD'in böyle bir eğilimi var. Hem dışarıdan tehdit gelebilir, içeriye 2 milyon civarında insan sorgusu sualsiz aldık insani nedenlerle ve acil bir durum söz konusu olduğu için. Hem de Türkiye'nin kendi iç potansiyeli var. Yani hala Türkiye'den çok rahatlıkla orada savaşacak adam devşirilip götürülebiliyor. Bu çok ciddi bir problem. İkincisi orada bir çatışma var ve o çatışmada işte Kürtler, Araplar hepsi birden Türkiye'nin içine geldiler. Yani birbirleriyle sınırın öbür tarafında dövüşenler şu anda sınırın bu tarafında sakin sakin durmak zorundalar gibi. İki taraf birden kaçtı oradaki karışıklıktan. Buraya bu çatışmanın ithal edilmemesine imkan yok. Onu söyleyeyim. Bir şekilde buraya sıçrayacaktı. Kaçınılmaz olarak mı gelindi? Kaçınılmaz olarak gelindiğini düşünüyorum. Ve bu beklenmedik bir durum değil. Buraya gelecekti. Fakat hala henüz tam anlamıyla bir cihat alanı olarak ilan edildi mi, edilmedi mi? Türkiye bu konuda bence bir denge politikası gütmeye çalışıyor. Şimdi iki tarafta birden yaptığı operasyonun bir tek mantığı olabilir. Suriye'deki dengeleri değiştirmek istemiyor aslında. Yani IŞİD'le dövüşüyor ama hep aynı şey. Bizim için PKK da tehdittir diye konuştuğu şey şu. IŞİD'e yönelik sadece kalırsa operasyonu, bir IŞİD direkt olarak Türkiye'nin kendisine savaş açtığını düşünür. Ama aynı anda PKK ile dövüşmeye başladığı zaman Türkiye genel olarak ülkesine taşınan şiddete karşı mücadele ediyor, atmosferi oluşuyor. Evet. Ve her iki tarafın da askeri dengesini kaybetmeyecek şekilde iki tarafı eşit bir biçimde vurmaya başlıyor. Yani burada sırf PKK'yı vursa IŞİD açısından çok büyük bir olumlu denge oluşur. Sırf IŞİD'i vursa da PKK açısından olumlu denge oluşur. Herhalde müdahalenin de kendi içinde bir dengesi var yani. Anladığım siyasi, kadarıyla askeri ve siyasi dengeyi olarak bozmak istemiyorlar. Yani ikisine aynı anda savaş açmanın bir bedeli var. Hem askeri bedeli var hem güvenlik riski açısından bir bedeli var. Üstelik çok büyük bir uzun bir coğrafyadan yani 1300 kilometrelik evet. bir alanda evet. 910 kilometresi bunun Suriye, geri kalanı Irak. Çok büyük, yani Amerika gibi bir ülke için bile çok büyük bir coğrafyadan çok büyük bir bahsediyoruz. Coğrafya. Hedefleri belirlemek, istihbarat almak, sınırları korumanın zor olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Peki Türkiye'deki bu az önce IŞİD sempatizanlarını sormuştum ya, yani radikal dini eğilimleri olan dinci diyelim, yani dindar demeyelim de o çok evet. karıştırılan bir kavram çünkü evet, onu evet. kastetmiyoruz. Radikal, radikal yani dinci eğilim. Dinden sapma eğiliminde olan, pek dinle de alakalı olmayan belki bazı grupları var. Terör eylemlerini. Kendilerini öyle tanımlıyorlar öyle diyelim. Öyle tanımlıyorlar diye. Bu damar güçlü mü Türkiye'de ya da güçlü, hayır. güçleniyor mu? Değil. Değil. Yani Türkiye'de böyle bir güçlü selefi damar yok ama şimdi IŞİD'in çok önemli bir özelliği var. Biz tabii çok fazla analiz etmeden genel olarak sosyal medya ortamından falan da bilgileri almaya başladığı için toplumumuzun yeni teknoloji sayesinde yeni bir zihinsel kurgusu oluştu. Biz ortaya çıkan bütün olumlu olumsuz durumlarda ya birilerini kutsamaya ya birilerini linç etmeye yönelik bir tavır sergiliyoruz. Yani ne olayın ne olduğunu
algılamaya hiç çalışmıyoruz. Bu ve çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı yani. Yani cümle yazılınca hemen bir hücum etme. Hücum etme. Yani bu tabii çok sevimsiz bir kültür ama oluştu bir şekilde. IŞİD'in ne olduğuyla hiç ilgilenmedim insanlar. Yani IŞİD o bir marka, acayip göz boyandı. Yani ortaya çıkan kafa kesme görüntüleri, şunları bunları. Peki bunlar neden yapılıyor? Neden kafa keserek böyle bir görüntü veriliyor? IŞİD'in esas amacı ne oluşturmak olabilir üzerinden çok derin analiz yapamadık. Şimdi IŞİD çok katmanlı bir yapı. IŞİD'in bir terör nüvesi var. O bizim gördüğümüz kafa kesen, kadınları kaçıran, tecavüz eden ve çok şiddet bir yapısı olan bir nüvesi var. Buna yabancı savaşçılar var, Saddam'ın eski askerleri var. Yani aslında Bağdadi ve çevresi, bunlar eski Bağızçılar. Ve çok da fazla dindar falan değiller yani eski, ama bir anda dini bir kisve altında böyle bir hareket oluşturuyorlar. O şemsiyenin altına girdiler. Hemen girdiler ve hatta o şemsiyeyi kontrol etmeye başladılar. Hapisten çıktıkları gibi bunları hayata geçirdiler. Bir bu yönetim gücü var ve kabiliyetleri yüksek. Bunun içinde de çok ciddi istihbarat faaliyeti oluştuğunu düşünüyorum. Artı bir vizyonu, bir ideolojisi var. Yani bu vizyon ve ideolojiyi küçümsememek lazım. Kullandıkları, bu sosyal medya ortamında propaganda yapmak amaçlı kullandıkları kameraları Hollywood'da kullanılan kameralardan daha kaliteli. Yani editing dediğimiz işte o ya da set düzenlemeleri falan. Turuncu kıyafetler, çöl hepsi, görüntüsü falan. Her şey, logolar, kullanılan kelimeler, söylemler, bunların hepsi planlı, programlı. Yani dünyanın en büyük şirketlerinin kullandığı PR ajanslarıyla çalışır gibi çalışıyorlar. Bu nedenle 1-2 sene içerisinde, bakın yani çok kısa süredir bu. Çünkü ben yaklaşık 2,5-3 sene önce NATO'da bir konferans verdim NATO askerlerine. Konu Irak ve Suriye'deki terör örgütleriydi. Yani nasıl gelişiyor diye. Bir sürü terör örgütünü saydım. El Nusra falan çok ön plandaydı, El-Kaide'nin uzantısı olarak. İSİS küçücük marjinal bir örgüt olarak, El Nusra'nın küçük ama biraz daha şiddet bir şey yapısı olarak görünüyordu. Bilinmiyordu yani. Tabii bilinmiyordu yani küçücük bir raporlarda. Araştıranlar biliyordu yani. Aynen öyle. Raporlarda geçiyordu işte, onu anlattık falan. Ama ne yalan söyleyeyim, ben de o zaman ISIS'in, yani o zaman IŞİD'in böyle bir şemsiye oluşturabilecek bir ideolojik güçle geleceğini hayal edemedim. Çünkü daha ziyade eylemci bir örgüt görüntüsü veriyordu. Yani bunun arkasında İslami teolojinin falan ortaya çıkarılabileceğini düşünmedim. Ama Bağdadi'ye bakıyorsunuz, doktoralı İslam teologu bir adam bir yandan böyle bir ideoloji geliştiriyor, hilafet ilan ediyor ve... Gerçi Taliban'da da Zevairiler falan filan. Onlar da vardı ama bakın mesela Usame Bin Laden falan mühendisti öz itibariyle. Hani bunlar da daha eylemci bir örgütten daha entelektüel derinliği olan bir şey üretmeye başlıyor, bir vizyon üretmeye başlıyorlar. Finans kaynaklarının da zengin olduğu anlaşılıyor. Finans kaynakları mesela El-Kaide'nin finans kaynakları bağıştır esas itibariyle, ya da uyuşturucu trafiğinden falan gelebilecek bazı şeyler oldu. İşte Afganistan'daki şeyden söylerler. Ama esas olarak Araplardan falan gelen, petrol gelirlerinden gelen donation'lardır, bağışlardır. Halbuki bunlar petrolü bizzat satıyorlar, üstelik Esad'a falan satıyorlar. Yani ciddi bir biçimde gelirleri var. Tıpkı bir devlet gibi örgütlüler. Merkez Bankası işte para basmaya kalktılar falan, böyle bir bayağı bir devlet. Şimdi eğitim modelleri var. Gibi bir devlet kurma iddiasında. Aynen öyle. Daha güçlenme, yani şimdi bütün karşısında da bir koalisyon var. Amerika'nın da ve şimdi Türkiye'nin de katıldığı 50 ülke katılıyor. Hı hı. Buna rağmen güçlenme ve daha yaygın eylemler yapması söz konusu olabilir mi? Başka bir soru, yani bu hava harekatlarıyla IŞİD'in beli kırılabilir mi, başka bir ifadeyle? Şimdi bu bir görüş aslında, benim görüşüm itibariyle hava harekatıyla bence olay daha da radikalleşir ve toplum daha da fazla o harekatı yapanlara karşı olumsuz duygular hisseder gibi düşünüyorum. Bakın Amerika Afganistan'da, Irak'ta bunu yaptı. Şimdi hava harekatının şöyle bir özelliği var. Şimdi kara harekatında girdiğiniz zaman seçiyorsunuz. Size ateş edene ateş ediyorsunuz. Tank gider orada, oradan bir tehlike gelirse onu ateş eder ki orada bile canlı kalkan kullanılır. Hava harekatında sivil hedefler gidiyor yani ister istemez. Tepeden bombaları, füzeleri gönderiyorsunuz ve doğal olarak oradaki sivillerin kayıpları başlıyor. Siviller kaybedilmeye başlandığı andan itibaren size düşman kocaman bir kitle oluşturmaya Afganistan'da başlıyorsunuz. Afganistan'da çok oldu bu. Afganistan'da da oldu. Yani Taliban rejimini bu kadar güçlendiren ve yıllardır sürdürülen büyük maliyetlere rağmen herhangi bir siyasi düzenin kurulmasını engelleyen şey bu. Hava harekatının sakıncaları var. Yani hava harekatı dışında ne yapılırsa daha etkili bir mücadele olur IŞİD'e karşı. Ben şöyle düşünüyorum. Demin IŞİD'in katmanlarından söz ediyorum.
söylüyorduk. IŞİD'in esas besleyici damarı altta ona destek veren milyonlarca Sünni Arap'tan oluşan bir toplum var. Bakın en son Amerika'da yayınlar çıkmaya başladı. Onlar düzenli olarak takip ediyorlar. Fakat Amerika'da bunu New York Times gibi yerlerde çıkıyor olması IŞİD'le ilgili Amerikan kamuoyunda bir kanaat oluşturmaya başlandığını gösteriyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? İşte oraya gazeteciler gitmiş, oradaki Araplarla konuşmuş. Onlar şunu diyorlarmış. IŞİD'den önce burada işte eziyet vardı, rüşvet vardı, bize çok kötü davranıyorlardı. Şimdi IŞİD geldi, güvenliğimiz var, kimse rüşvet alamıyor, hırsızlık yok, biz çok iyi durumdayız falan gibi röportajlar daha dün değil, önceki gün yayınlandı. Nasıl oldu bu? Yani kadınları kaçıran, tecavüz eden, yapmadığı şeyi yani işte bankaları yağmalayan bir örgüt nasıl bir taraftan adalet dağıtabilir ki? İşte IŞİD'in Sünni Arap bölgesi ona biat etmiş olan kitleye dokunmuyor. Onun da mücadele eden kitleye yöneltiyor şiddet eylemlerini. Bu da kendi Sünni Arap kesim açısından kinetlenme. Eziyet etmiş, Şii'ye eziyet etmiş bunlarla ilgilenmiyor. Biz diyor daha önce eziyet görüyorduk. Saddam devrildiğinden beri bize bunu yaptılar. Esad işte bizi zaten hep ezdi. Şimdi geldi IŞİD bizi kurtardı diye düşünen aşiretler var. Yani şimdi, tamamen aslında bir anlamda orta çağa geri dönüş. Yani aynen bu, öyle. Mezhebin ve belli inanç gruplarının tamamen kendi aralarında kenetlenip diğer bütün grupları düşman olarak kabul edip savaşmaya başlaması. Aynen öyle. Şunu da göz ardı etmeyelim. Bakın Irak'ta bir araştırma yapılıyor. Iraklıların %75'i kendisini aşiret bağıyla tanımlıyor. Kimse kendisini Irak vatandaşı olarak tanımlamıyor Irak'ta. Öyle bir duygu yok. Ya da dinini, mezhebini ön plana çıkarıyor. En gülüşkün şey. Suriye'de öyle. Buralar gerçek anlamda modern uluslaşma süreçlerini tamamlamış halk topluluklarından oluşmuyor. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Şimdi kendilerine şey yapacak mı? Buradaki mücadele yöntemi, şimdi milyonlarca insandan söz ettiğimiz için askeri yöntem kadar önemli uygulanması gereken ideoloji ve fırsat onlara çıkış alanları oluşturma yöntemidir. Yani mutlaka siyasi yönü olur. Çünkü terör dediğimiz şey siyasetten bağımsız olarak analiz edilmez. Yani terörist gelip birilerini öldürüp bir bomba patlatıp o insanları öldürmeyi amaçlamaz. Onu yaparak başka bir şey amaçlıyordur. Şimdi IŞİD'in büyük bir propaganda hamlesi var. Dünyaya gençleri kafalarını çok rahat çelebiliyor. Buna yönelik bir anti propaganda geliştirilmesi lazım. Sosyal ortamda onlar kadar, sosyal medya ortamında güçlü değil onlarla mücadele edenler. Evet. Yani hava bombardımanını yapıyorsunuz, kendi kamuoyunuz bundan hoşlanabilir. Kendi kamuoyunuz işte askeri gücünü gördüğü için çok memnun olabilir. Ama bir de olayın öbür tarafı var. IŞİD o görüntüyü alıyor. Evet. Bak sizi Türk askerleri nasıl bombalıyor diye veriyor. Bir de şuna dair ben gerçekten bir fikir edinemedim. Yani bu kadar yakından izleyen bir insan olmama rağmen tamam operasyon planları aşağı yukarı askeri harekatın hedefleri belli de ya koskoca Irak'ın geleceği ne olacak? Suriye'nin geleceği ne olacak? Ben hala yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tam olarak ne düşündüğünü anlayamadım yani Suriye'nin geleceği konusunda. Yani onlar da bir karar verdiler mi? Bundan da emin değilim. Yani biraz tabii Amerika'nın, biraz değil büyük oranda, önemli oranda Amerika'nın işgalinin de böyle bir miras bıraktığını söyleyelim. Yani Irak darmadağın olmasaydı herhalde bu IŞİD'ler bu kadar ortaya çıkamayacaktı değil mi? Birinci derecede sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasıdır. Sizce bir plan var mı? Yani Irak'ın ve Suriye'nin geleceğine dair. Yani Esad mesela ne olacak? Yani Esad 4 yıldır orada gitti gidecek diye bir algı oluşmuştu Türkiye'de birkaç haftaya kadar. Gitmediği gibi şimdi neredeyse yani Amerika belli oranlarda destek oluyor. Rusya zaten Çin işte İran arkasında değil mi Esad'ın? Hatta belki Türkiye belli bir düzeyde kontak kuruyordur. Kuruluyor olabilir evet. Bazı konularda. Şimdi burada iki ayrı perspektiften bakmamız lazım. Birincisi 1989 yılında Francis Fukuyama bir makale yazdı Amerika'da. Amerika'nın gelecek vizyonlarına, tarihin sonu makalesiydi bu. Dedi ki Amerika bu 20. yüzyıldaki bütün savaşları kazandı. İşte 1. Dünya Savaşı sırasında o monarşi, köhnemiş monarşileri yıktı, cumhuriyetleri getirdi. 2. Dünya Savaşı'nda faşistleri yendi, liberal dünyayı sağladı, demokrasi, özgürlük getirdi. 3. Dünya Savaşı sayılan Soğuk Savaş'ta da sosyalistleri yendi. Tarihin sonu geldi dedi. Onun hemen akabinde Samuel Huntington Uygarlıklar Çatışması makalesini yazdı ve dedi ki dünya üzerinde uygarlıklar çerçevesinde bir bölünme söz konusu olacak. İslam ve diğerleri arasında, özellikle İslam ve diğerleri arasında da büyük bir çatışma başlayacak. Hatta bunun Çin-İslam bağlantısı olursa da çok riskli olacağını, Sino-İslam ittifakının riskli olacağını falan söylüyorlardı. Oradan itibaren dünya üzerinde bir İslam coğrafyası planlaması
ve yeni cephe alanının İslam coğrafyası olacağına dair aslında belirtiler gelmeye başlamıştı. Bush'un Crusade lafı da akıllı. Tabii 11 Eylül'den sonra değil bunu mi? Bir Haçlı Seferi olarak değerlendirdi. Büyük Orta Doğu Projesi'ni geliştirdiler. Büyük Orta Doğu Projesi biliyorsunuz sonra adını büyüttüler. Kuzey Afrika ve Büyük Orta Doğu Projesi haline geldi. Bu Kuzey yani Kuzey Afrika'dan Afganistan'a, Pakistan'a kadar çünkü Orta Doğu aslında Afganistan, Pakistan'ı da Büyük Orta Doğu tanımı içerisinde içine alabiliyor. Onu değiştiriyorsunuz. Evet. Bir bu boyutu var. Yani İslam coğrafyasının ve aynı zamanda Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılması üzerinden gidiyor. Şimdi Büyük Orta Doğu projesi derken, Arap Baharı derken falan ortaya bir takım projeler getirildi. El-Kaide aslında İslam'ı düzenlemeye yönelik bir hareket olarak kullanıldı. Çünkü El-Kaide sonrası bir sürü İslam coğrafyasında uluslararası müdahaleler gerçekleştirildi. Dünyanın konsantrasyon alanına dönüştü. Sonrasında da Irak operasyonuyla birlikte Orta Doğu coğrafyasında yoğunlaştı bu konsantrasyon. Buralar düzenleniyor. Yani Sykes-Picot düzeni dediğimiz o 20. yüzyıl haritasının değişeceği bir stratejik terzilik diyorum ben buna. Kesme, biçme, telleme, öbürüne ekleme faaliyetinin hayata geçirildiğini düşünüyorum. Amerikalıların ne yaptığı aslında biliniyor. Bakın 2000'li yılların başında Dick Cheney'in planıydı. Irak'ın bölünmesi, Suriye ile neler olacağı. Sonrasında 2007 yılında... Hardliner'lar değil tabii, sertlik yanlıları. Evet, onların kendi şeyi. Sonrasında Joe Biden 2007 yılında Amerikan Senatosu'na bir plan öngördü. Irak'ın üçe bölünmesi. Hatta Sünniistan, Şiistan ve Kürdistan olarak. Ve bu Amerikan Senatosu'nda 75'e 25 kabul edildi zaten. Yani ortada bir bilinmezlik yok. Ve üstüne ondan sonraki bir sürü o Stratforum falan baktığınız zaman planlamalarına Orta Doğu'daki bu terziliğin Suriye'yi, Suudi Arabistan'a yönelik de ucu dokunabilecek olan gelişmelerdir bunlar. Yemen'i kapsayacak bir genel planlama olduğunu görüyorsunuz. Ve bunun içinde bir Kürt devleti de var yani onu da söyleyeyim. Onu Türkiye nasıl etkilenir? Yani bütün bu harita değişikliklerinden Türkiye nasıl etkilenir diye soracağım. Neresine geliyor bu harita değişiklikleri Türkiye'nin size göre? Kürt devleti dediniz. Yani bu şu anda Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu Suriye'nin de içinde bulunduğu bölge ta Akdeniz'den Irak'ın kuzeyine kadar uzanan bölge ve başka yerleri de mi kapsıyor size göre? Şimdi bence Kürt devleti olarak planlanan şey Amerikalılar açısından da Türkiye ile dövüşmek için planlanan bir siyasi yapı değil. Tam tersine Türkiye'ye entegre bir politika uygulaması için Orta Doğu'da bir blok oluşturulacak. Yani bence bir Türk-Kürt ittifakı. Amerikalıların planının Türk-Kürt ittifakı olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir ittifak? Bu devletin formu ne? Bir federasyondan mı söz ediyor? Esas olarak Irak'ın kuzeyini kapsıyor. Suriye'deki bazı kantonlar da olabilir ama yani Kürtler bir bütün halinde değerlendiriliyor anlamına gelmiyor. Zaten Irak'ın kuzeyinde kuruldu Kürdistan baktığınızda ve Türkiye ile gayet iyi ilişkileri var. Özel Kürt yönetimi. Özel Kürt gibi. Barzani bağımsızlık da ilan edebilir yani. Her an böyle bunları da söylüyorlar bakıldığı zaman. Şimdi böyle bir Amerika açısından Arap dünyasından farklılaşmış bir Türk-Kürt ittifakı İran açısından da denge sağlayacak, Arap dünyası açısından da denge sağlayacak bir bütün. Bunu Özal zamanında da yaptılar aslında. Ta o zamanlardan başlamış bir projedir. Türkiye'nin sadece kendi Kürtleriyle ilgilenmesini istemiyorlar. Kendi sınırlarının dışındaki Kürtlerle de Türkiye'nin daha iyi ilişkileri olması gerektiğini ve hatta bu yüzden Türkiye'nin işte vatandaşlık tanımını falan genişletmesi üzerinden kurgulandı bu bir model. Bir tür hamilik beklentisi mi yani? Hamilik de olabilir. Kardeşlik ilişkisi olarak da gelişebilir. Ben hatta şey diye söylüyorum mesela özellikle Suriye'nin kuzey bölgesi için yani Türkiye burayı Kıbrıs gibi algılayabilir. Yani Kıbrıs bizim için ne kadar kıymetliyse buradaki insanlar da bizim için o kadar kıymetli. Akrabalarımız sonuçta. Yavru vatan olarak algılanabilir, kardeş vatan olarak algılanabilir. Bu bir paradigma değişimi. Şimdi bu bir model ama buna karşı bir rezistans da var. Yani Türkiye'nin geleneksel... Sokaktaki kamuoyunda da yani bu tabii fikir şu anda kuşkularla karşılanan bir şey. Tabii. Değil mi? Tabii yani kaçınılmaz. Hele bu terör eylemleri. Yani az da bir zaman kaldığı için isterseniz PKK'ya da bağlayalım. PKK o zaman bu eylemleri niye yapıyor? Yani böyle bir... Bu çok iyi bir soru. Ortak akıl gelişiyorken dünyada ki yani çatışmaktansa bir arada kardeş yaşamak herkes için daha iyi değil mi? Hı hı. PKK ne yapmak istiyor o zaman? Yani niye vuruyor? Askerleri niye öldürüyor, kaçırıyor polisleri? Şimdi bir kere PKK'nın tek bir görüşü olmadığı belli. Üstelik yapılan eylemlerin ne kadar provokatif olduğu Türkiye'nin vermek zorunda olduğu cevapla da anlaşılıyor. Yani bu süreçte bu çözüm sürecine yönelik olarak en yanlış hamleler PKK kanadından geldi. Ama bunlar açıkça provokasyon hamleleriydi. Onu da söyleyeyim. HDP'yi de zor durumda. Şu andaki kaçırılma hamleleri falan da aynı şekilde.
HDP'yi de zor durumda bıraktı. Şimdi mantığının olması lazım. Bir bakıyorsunuz HDP barajları devirmiş, Türkiye'nin meclisine 80 vekille girmiş. Yani Türkiye'nin kadim partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı sayıda milletvekiliyle meclise sokulmuş bir parti. Ve ona ciddi miktarda da batıda Türklerden oy gitmiş. Yani aslına bakarsanız bu HDP'ye bayıldığı için giden oylar da değil bu insanların oyları. Yani senin artık benden uzaklaşmanı, kendini ayrı bir yere konulanabilirsin, gel Türkiye'li ol diyen bir çağrı o. Geliyorum diyen adama kucak açmış insanlar. Şimdi durduk yerde böyle bir şeyin başlatılması, üstelik Türkiye tam IŞİD'e operasyon yaptığı günlerde IŞİD'le mesafelenirken bunların gelmesi, aslına bakarsanız bu Türk-Kürt ittifakını istemeyen güçlerin araya girdiği nokta. Türkiye devlet tepki vermek zorunda böyle bir noktada. Yani vermezse kendi kamuoyunu toplayamaz. Polisler kaçırılıyor, o oluyor, bu oluyor. Burada aslında en zor durumda kalanlar HDP'liler oldu. Fakat şunu da söyleyeyim, Selahattin Demirtaş'a yönelik bir çift taraflı bir kampanya oldu. Olumsuz bir kampanya oldu. Yani Demirtaş Öcalan'ın da inisiyatifiyle PKK'nın silah bırakması yoluna girilmesi gerektiğini söylediğinde Bese Hozat'tan, Kandil'den ters bir cevap geldi. Onu eleştiren bir cevap geldi. Kandil, HDP, İmralı ve bunun içerisindeki aslında küçük fraksiyonları da katarsak devreye, tek sesli monolitik bir yapıdan söz etmiyoruz aslına bakarsanız. Özellikle son dönemde birbirinden farklılaşan stratejiler de söz konusu olmaya başladı. Bu nedenle acaba Kandil'in vurulması çözüm sürecini bitirecek olan bir gelişme mi, yoksa bu tırmanma aşamasından bir sonraki ortamda hızlı bir yumuşama süreci ve yeniden legal siyasete doğru geçiş olabilir mi? Kaldığı yerden ayağa kaldıracak bir şey mi diye de belki. Öyle noktaya da geliyor. Kandil'in gücünü hafifletip bu tarafın yükünü. Bu süreç çok herhalde kritik. Yani bu hafta, gelecek hafta ve önümüzdeki günlerde olacak şeyler. Siyasi kamuoyu algısı önemli. Da. Çünkü evet, bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı tartışması var. Siz bir taraftan akil insanlar arasında da yer almıştınız, evet, değil mi? O çalışmalara, hı hı, katıldınız. Kamuoyunda hala önemli bir destek var mı çözüm sürecinin devamı yönünde? Yoksa kuşkular artıyor mu? İşte bu MHP'nin bir takım çıkışlarıyla da kamuoyu bundan çok etkileniyor mu? Şimdi o dönemde de akil heyet toplantılarını yaparken de şimdi çözüm sürecinin ne olduğunu pek algılayabilmiş değil insanlar. Ama şunu söyleyeyim, silahların susması gerektiğine inanıyor. Yani ne olursa olsun ateşkes ortamının oluşması, artık oradan cenazelerinin gelmemesi Türkiye için bir umut ışığıydı. Ve aslında Türkiye halkı da bunu destekledi. Yani seçim sonuçlarından ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Selahattin Demirtaş'a %9'dan fazla oy çıktı. %10 küsür 13'lere çıkmış bir oy oranından söz ediyoruz. Şimdi çözüm süreci aslında dediğimiz şey küçük ayrıntılar kalmış durumda. Yani öyle çok çok büyük büyük işte eğitim meselesi üzerinde tartışılacak. Bu da tanımı ana değil. Evet, bunu defalarca HDP'liler de bir daha asla silahlara başvurulmayacak diye söylediler. Yani artık bunlar siyaset ortamında çözümlenecek bütün sorunlar dediler. Demek ki bunları aşan bir güç var. Yani Kürt İçeride meselesi mi, dışarıda mı o acaba? Bugün? Dışarısı içerisidir Türkiye'de. Yani Kandil'in uzantıları ayrı. Yani Abdullah Öcalan'ın da burada bir inisiyatifi var. Bir kısmı da Abdullah Öcalan'a diş bileyenler de var Kürt hareketinin içerisinde. Homojen bir yapı olmadı. Homojen bir yapı yok. Giderek de bu farklılaşıyor. Yani Türkiye içerisinde ne kadar çok ses varsa, yani mesela AK Parti içinde ya da işte AK Parti, MHP, olayın Türk tarafında ne kadar çok ses varsa Kürt tarafında da o kadar çok ses var. Ama esas olarak genel eğilim artık silah atılmasın, biz bunları gelelim masada konuşalım. Çünkü masada konuşulabilir hale gelmiş olan şeyler. Şimdi başka bir faza geçtik ama yani çok hızlı bir biçimde bir anda çözüm süreci kenarda, işte şu oluyor bu oluyor noktasına geldik. Havadan bombardımanlar yapılıyor, şimdi cenazeler gelmeye başlayacak. Şunu göz ardı etmeyelim. Yani Kobani önemli bir şeydi. Kobani'de yanlış davranıldı. O empati kurulamadı. Hükümet empati kuramadı o zaman. Sonradan bir takım mecburiyetler nedeniyle Kobani'ye destek veriliyormuş gibi oldu. Şey algısını mı söylüyorsunuz? Yani PYD, PKK, IŞİD'den bile daha tehlikeli bir örgüttür diye yansıyan tepkileri mi? Hem onu söylüyorum hem de Türkiye hükümeti şunu söylemedi. PYD'de yani Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler de benim akrabalarımdır diyebilmeli. Çünkü onların akrabaları bu ülkenin vatandaşları. Yani bu Türkiye devletinin... Gerçi bu dendi ama gecikildi mi demek istiyorsunuz? Yeterince denmedi çünkü öyle algılanmadı. Yani hala da zaman zaman farklı değerleniyor. Yani bizim
Kürtlerle ilgili Türkiye Devleti'nin söylemi, yani çözüm sürecini bile öyle bir şey yapıyor. Lütfediyoruz, hak veriyoruz. Bak sana şunu da verdik falan. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından söz ediyoruz. Devletle birey arasındaki bir ilişkidir bu. Türkiye ile Kürtler arasında ilişki değildir. Devlet ve onun vatandaşları arasındaki ilişkidir. Bunun etnisitesi olmaz. Devlet açısından bütün vatandaşları aynı kategoride ve eşit seviyede olmak zorundadır. Şimdi siz bunu etnisitesine, mezhebine falan göre değerlendirip sürekli olarak onları ona göre açılınmış, işte bir takım haklar lütfedilip veriyormuş noktasında bırakırsanız onur meselesi çok önemli. Bakın Ahmet Davutoğlu seçimlerden önce 100 maddelik bir metin yazdı. Çok düzgün bir metindi ve o metinde kimse ilgilenmedi o metinde. Çünkü başka konular konuşuyor. O zamanlar Cumhurbaşkanı daha çok meydanda olduğu için Cumhurbaşkanı'nın söylemleri gündemdeydi. Metinin birçok maddesinde insan onuru geçiyor. Şimdi bizim bütün çatışma çözümü literatüründe, uluslararası ilişkiler disiplininde vardır. Her konuda pazarlık yapabilirsiniz. Haklar konusunda, beklentiler konusunda, ekonomik durum konusunda. Ama insanların onurları konusunda pazarlık yapamazsınız. Yani her konuşmanız, her uygulamanız insan onurunu korumaya yönelik olmalı. Yani size ben bir hak verdim ama size ne? Yani diyelim ki sana yemek veriyorum ama ben de aynı sofrada oturma. Gel şurada yer desen diğer başkalarıyla. İnsan olmaktan kaynaklanan ve vatandaş olmaktan kaynaklanan hakları vardır insanların. Temel evrensel insan hakları çerçevesinde de ele almak gerekir. Aynen öyle olması Ayrıca gerekir. Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler var. Kaliteli, iyi sözleşmeler var. Yani Avrupa şartları vesaire var. AB üyelik süreci. Peki bütün bu gelişmeler son birkaç cümleyle Türkiye'nin iç siyasetini nasıl etkileyecek? Yani bir taraftan yani dünyanın en tehlikeli belki de iki terör örgütüyle eş zamanlı savaş eden bir ülke haline geldi. IŞİD ve PKK büyük yapılar bunlar, askeri gücü olan. Bir taraftan da öteden beri devam eden bir DHKPC gerçeği var Türkiye'nin içinde. Nitekim dünkü operasyonlarda da gördük onu. Bir kişi bu arada İstanbul'da Bağcılar'da öldürüldü, DHKPC üyesi. Bir yandan da orası var. Yani Suriye var. İçindeki 3 ana odak Esad rejimi, IŞİD ve PYD'nin evet. Türkiye uzantıları üzerinde baskı var. Evet, bu yani görünen bir de görünmeyen riskler var. Bunlarla bağlantılı yani bir şey olarak, kol olarak bakıldığı zaman peki bu seçim sürecinde, yani seçim süreci diyorum da tekrar seçim olacak mı olmacak mı bilmiyorum. Yani bir hava da o yönde esiyor. Bir koalisyon hükümeti kurabilir mi bu iki parti veya diğer partilerin pek ihtimali kalmadığı için iki parti dedim ben, AK Parti ve CHP öne çıktı. Dün bir görüşme yapıldı. Nedir samimi görüşünüz? Olur mu bu iş yoksa tekrar Türkiye seçime gidiyor mu diye görüyorsunuz? Ben olur diye düşünüyorum ve olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada beklentilerimizin hepsinin mutlak anlamda karşılanması mümkün değil. Yani bütün siyasi parti destekçilerinin kendilerine göre bir hassasiyetleri vardı. Karşı partiye oy vermeme sebepleri var. Ama burada neden karşı parti desteklemiyoruz noktasından çıkıp asgari müştereklerde birleşmek lazım. Şu anda Türkiye çok önemli bir siyasal kırılma döneminde, çok sert bir güvenlik ortamına girilmiş durumda. Bu yükün tek bir partinin omzuna bırakılması da doğru değil. Belli bir vadede diyelim ki erken seçime gidildi ya da azınlık hükümeti ne olursa olsun, AK Parti bu yükün altından tek başına kalkamaz. Çünkü Türkiye çok şiddetli bir kutuplaşma ortamına sokuluyor. Kendi tabanlarını konsolide etmek için partiler çok ağır bir kutuplaşma oldu. Eğer bu kutuplaşma ortamında tek başına %60 aldığını düşünelim o partinin bir sonraki seçimde, tek başına bu yük yüklensin, çok kısa süre içerisinde çok ağır darbe görür, çok ağır hasar alır ve Türkiye'ye de katkısı olmaz. Onun için büyük koalisyon toplumun faydalı olacak. Çok faydalı Türkiye'nin geleceği için. Şu anda riskleri en hafife indirecek ve bu kutuplaşma ortamından uzaklaştıracak tek seçenek o diye düşünüyorum. Reklamların ardından devam ediyoruz. Yani gerçekten zor günlerden geçiyoruz ama çok da umutsuzluğa kapılmayalım. Ben kendi kişisel görüşlerimi paylaşıyorum. Türkiye böyle zor zamanlardan hep geçmiştir. Bunlar en zor zamanlar değil. Buna benzer daha vahimlerini yaşadık. Yeter ki doğru çözümler üretilebilsin. Yeter ki Türkiye'de bir beraberlik, bir birlik ve dayanışma, kardeşlik görüntüsü ortaya konabilsin. Zaman zaman endişe kaynağı olan şey o kardeşliğimiz mi bozuluyor? Tabii. İşte bu sosyal medyadaki derin yarılma, herkesin birbirine bir kuşkuyla bakması, sen konuşma, sen sus, onlar konuşsun, bunlar çıksın, medyadaki bu kavgalar falan, o biraz endişe verici bir halde, kutuplaşmanın o boyutu. Ne dersiniz ona dair?
Şimdi sizle programdan önce konuşurken hafta sonunda şöyle keyifli bir sohbet yapamıyoruz bir türlü dedik. Yani yıllardır. Ve siz de dediniz ki yıllardır hep böyle konular. Hep böyle. Yani, hiçbir hafta sonu olmadı. İnanın yani 10 programdan 8'inde böyle geliyoruz güzel bir şey konuşalım diye maalesef sıcak bir günden bulduğumuz için çıkamıyoruz yani bu ağır gündemin dışına. Türkiye biraz şartlarından kaynaklanan. Maalesef dünyanın da zor bir dönemi aslında. Yani evet. Dünyada da yani Rusya rahat mıdır derseniz Ruslar da rahat değil. Amerikalılar da rahat değil. Almanlar da rahat değil. Çok Yunanlar da rahat değil. Çok dönem geçmiyordu. Değil yani zor bir dönem, bir dönüşüm dönemi. Bu tür dönemlerde hem riskler hem dalgalanmalar çok olur. Ama yani biz bazı şeylere daha alışığız aslına bakarsanız. Yani kötü günler, zor günler geçecek. Şuna da ikna olmalı insanlar. Yani sonuçta devletlerde, eli silahlı diğer gruplarda, terör grubu olsun, başka devletlerin orduları, silahlı güçleri olsun. Nihai noktada aslında temelde ana hedef bir statüko, bir barış oluşturmaktır. Onun için ilk barış fırsatında herkes masaya oturmaya çalışacaktır. Ve ilk barış fırsatında hemen daha iyi şartlar oluşmasını sağlamaya yöneleceklerdir. Yoksa sonsuza kadar süren kavgalar olmaz. Kaostan bir düzen çıkar mı yani? Yani çıkması gerekir. Yani bütün kaoslar düzenlere gibidir. Bütün düzenler de sonrasında bozulur, kaoslar ortaya çıkar. Bu tarihin genel akışı. Yani böyle sonsuz bir mutluluk hali ya da sonsuz bir çatışma hali olmuyor. Akılsız davranmamak lazım. Çevremizde görüyoruz insanların birbirine nefret duyduğu ortamlar. Suriye'de ne olmuş, Irak'ta ne olmuş, Afganistan'da ne olmuş? Yani bu iyi bir şey olmuyor. İnsanlar birbirinden nefret etmeye başladığında. Bir hata yaptığımızda da o hatanın belki hata olduğunu kabul edip, yani özel ilişkilerinde de öyle değil midir insanın? Tabii. Devletler arası ilişkilerde de bir ekonomi veya bir siyaset politikası geliştirince de belki farklı kesimleri dinlemek, değil mi? O interaktif ortamı ortaya koyabilmek, sağduyuyu her zaman imkan verebilmek çok önemli. Siz bir koalisyon hükümetini desteklediğinizi söylemiştiniz ve mümkün olur diyordunuz. Ki işte bu yani ekonomide doların biraz yukarı çıkışı, efendim diğer ekonomik parametrelerdeki bu sarsıntıların da pekala geri gelebilmesi, yani tekrar olumlu kazanımlar elde etmek mümkün olabilir diye düşünüyorum ben. Tabii. Değil mi? Ben de olumsuz düşünmüyorum yani hiçbir şekilde geleceğe yönelik. Ama bazı güvenlik problemleri var. Bunların belli bir noktada bastırılması gerektiği ortaya çıkıyor ama nihai noktada eğer devlet de kendi rayından çıkarırsa bazı otoriter uygulamaları sonrasında kendi hasar almaya başlar. Koalisyon bazı konularda denge sağlar. O anlamda Türkiye'nin şu anda ihtiyaç duyduğu bir şey diye düşünüyorum. Evet. Artı diyalog ortamını getirecektir. Yani bu bizim maalesef sosyal medya çok hızlı bir biçimde siyasileşti. Troller vasıtasıyla yönlendirildi. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bizdeki kadar kirletilmiş bir sosyal medya yok. Çok büyük kavga var. Her gün kavga geliyor. Her gün bir özenle seçiyor. Çok ağır ifadeler. Yani. Evet. Çok insanlar hakaret ediyor, küfür ediyorlar birbirine. Evet. Siz biraz uzaklaştınız sosyal medya. Neredeyse pek... Ara ara ben de linç ediliyorum. Orada çok bir şey yazdığım zaman mutlaka karşılığında bir linç mekanizması çalışıyor. Ne diyorlar daha çok size? Neden ötürü kızıyorlar? Birçok yani mutlaka aynı anda işte sağ gruplarında, sol gruplarında, Kürtlerinde, Türklerinde, İslamcılarında, sekülerlerinde hepsinin de lincine uğramış bir insan. Ne yazık, tarafını belli et falan gibi şeyler söylüyorlar genellikle. Ben bir siyasi partinin tarafını tutmak istemiyorum. Yani ben politikaları desteklemek istiyorum. AK Parti'nin iyi uyguladığı her politikayı desteklerim. Kötü uyguladığı her politikaya karşı çıkarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da HDP'nin her türlü iyi politikasını desteklemek benim açımdan önemli. Yoksa işte HDP'liyim ben bütün politikalarını destekliyorum. Ya da eğer AK Partiliysem ben onun neferiyim. Böyle bir şey doğru gibi gelmiyor. En azından toplumda bir grup insanın siyasi partileşmeden siyaset ortamına katkıda bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İlla çünkü her zaman doğruyu yapmıyor hiçbir parti. Siz eğer politikaları ve fikirleri savunur hale gelirseniz bazen ondan bazen ondan yana duruyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir Sayın şey. Sayın Cumhurbaşkanı burada nasıl bir acaba tutum takınacak? Yani erken seçime yönelik bir katkı mı, daha çok büyük bir destek mi verecek? Yoksa bir koalisyon kurulmasını yani özellikle bu iki partinin kurulmasına kendisi de daha büyük bir katkı verecek gibi görünüyor mu? Ne izleniminiz, hissiyatınız? Genellikle tabii ben kendisiyle görüşmedim ama erken seçim olasılığını daha güçlü desteklediğini söylüyorlar. Fakat konjonktür değiştiği zaman bugün gelinen ortamda fikri de değişmiş olabilir. Böyle bir ortamda aslında Cumhurbaşkanı'nın daha belirgin ve daha nötr bir inisiyatif kullanması çok önemli bir şey. Bakın evet. Seçim öncesinde bence meydanlarda olması ciddi bir hataydı.
Yani bir cumhurbaşkanı, güçlü bir cumhurbaşkanı figürü şu anda Türkiye için yapıştırıcı bir rol oynayabilir. Kendisini farklı konumlandırabilirse, bir Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti koalisyonunda da nötr kalmayı başarabilirse Türkiye'ye katkısı olur, ama aksi halde yani bir koalisyon ihtimalini dağıtan kişi olarak, işte erken seçimleri zorlayan kişi olarak bir rol oynamak isteyeceğini de çok düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Yani Türkiye şu anda çok zor dönemde. Bütün siyasi parti liderlerinin, bütün siyasetçilerin sağduyulu davranabileceklerini umut ediyorum en azından. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Güzel ve kapsamlı bir özet yapmış olduk. Farklı konuları konuştuk. Bu arada geçmiş olsun diyeceğim. Elinizde bir saygı görüyorum. Bir şey çok önemli bir şey değil. Baş parmağımla ilgili bir soru var. Bir incinme var. Onun için mi? Evet. Çok havalı bir şey oldu ama bu da bir güvenlik önlemi. Mamanto, dikkat edin kendinize. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür çok ederim geldiğiniz için. Yarın Profesör Doktor İlber Ortaylı olacak. Yine ilginç ve önemli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Bu konuları da konuşacağız. Yani sadece tarih konuşacağımızı düşünmeyin. Çünkü tarihin yansımaları yaşanıyor. Dinamik bir süreç var. Türkiye'nin içinde bulunduğu yer, coğrafya ciddi olarak değişim içinde, sarsıntı içinde. Bütün bunları konuşacağız. Yarın onda ekran başına bekliyoruz.